Şimdi bütün bunları işte Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki eğitimde nicelik meselesini hallettik. İşte şu kadar sınıf yaptık. Şu kadar kablosuz bağlantı yaptık. Şu kadar işte eskiden tablet falan vermişlerdi. Ne oldu bilmiyorum o tabletler şu anda. Neyse hani şunları yaptık, şunları yaptık. Bu kadar üniversite açtık. Bu kadar öğretmen atadık. Öğretmen sayımız bu kadara çıktı. Yani dedi nitelik meselesini hallettik dedi büyük ölçüde. Şimdi bu kaçıncı bakan bilmiyorum. 8 mi? Şimdi tamam. Şimdi yeni bakana nicelik meselesini yükledi yani. Dedi ki eğitim kaliteli eğitim olacak. Kaliteli eğitimden ne anlıyoruz? Standart meselesi son derece önemli. Yani ağzımızdan çıkan da ne kastediyoruz biz? Nitelikli eğitim ne demektir? Üniversite sınavında çok işte soru çözen mi? Efendim, nitelikli eğitim ne demektir? Milli manevi değerlere daha fazla önem veren, daha fazla bu bilinçle kuşanmış gençler demek mi? Yoksa nitelikli eğitim bununla birlikte sorgulayan bir gençlik demek mi? Şimdi eğer çıktı olarak siz veya biz veya Alper Bey veya Yalçın Bey, Miktat Bey, doktor, akademisyen şey de var, kimliği de var. Yani biz çıktı olarak sorgulamayan bir gençlik istiyorsak, hiçbir şey sormayan gençlik istiyorsak, o zaman zaten üretmez o. Süper. Yani şeyler, üretim sorgulayan, eleştiren, karşı çıkan. Çünkü mesela İslam'ın bakın İslam'ın doğuşuna, İslam'ın gelişmesine bakın bir muhalif ruh var içerisinde. Bu muhalif asla ruh, asla yıkıcı ruh değil. Yani tedriciliğe önem veren ama hiçbir zamanda mesela emperyalizme, Osmanlı Devleti imparatorluk değil. Emperyal değil, Osmanlı büyük bir devlet. Şimdi emperyalizme, sömürüye, köle düzenine karşı çıkan ve bunlara muhalefet eden ve kendi iktidarını adalet üzerine kuran bir şey, bir arayış. Dolayısıyla